Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertitki haberlerine huzurunlağa sunuşturuşumuz. Kınamızda dıktanlar ekranımız bolsun. Xitay hakkırları İranlıklar kıyafetide İsrail'e tor hücumu kozgan. Amerika Avazı'nın haberde bildirilmişçe, yakında bir tetkikat neticesi Xitay rejiminin kolluşudaki hakkırlar grupisinin İran hakkırları kıyafetine kirvelip İsrail'e tor hücumu kozganlıkını aşkarlıgan. Amerika Torbi Xatarlık şirketi FireEye yani Ot Gözü'nün 10. Ağust ilan kılışça, mezkur şirket bilen İsrail armiyasının hemkarlışıdaki yeni tetkikat neticesi Xitay casusluk grupisi UNC-215'nin Irak'tan kontrol kılış kilişim namesindeki yuçuk arkalık İsrail'e hükümet doğruğa hücum kılgallıkını körüstüp bergen. Bildirilişe Xitay casusluk grupisi UNC-215 2019 yılı 1. aydan başlap, İsrail'e'nin hükümet organları, IT saudigerleri ve telegraf şirketlerine köp kıtım hücum kılgan. Tetkikat arkalık onlarının Uttur Şarık, Avrupa, Asya ve Şimali Amerika'daki hususi şirketler, hükümetler ve herkais teşkilatlarını asaslık nişan kılıdığallıkı eniklangan. Mezkur Xitay hakkırlar 2019 ve 2020 yılları İsrail hükümeti ve texniki şirketlerinin kompüterine hücum kılganda, İranlıklar bile münasebetlik tor korallarını ve Parisçi yizikini işletken. Şundaklı ızkaldırmaslıkı en yukarı derecede tırışkan. Bu sebeplik tekşürgüçler erişken dastlabki yipuççi baş cinayetçinin İran işkerlikini körsetken. Ama tekşürgüçler delil ispatlarını ve Uttur Şarık'taki başka tor casusluğu delolardan toplanan uçurlarını yanımı ilgirligen halde tekşürgendiyken, bunun İran'ın hareketi emestikini, belki Tehran'daki hakkırlar grupisi kıyapetiki kırvalgan Xitay alahidi hadimleri işkerlikini bilip yetken. Mütexassislerinin karışça, eğer mezkur tor hücumları hakikaten Xitay rejiminin kılmışı olsa, bu Xitay'nın her xil ul esleha türleri ve Suudi kilişimleri üçün Uttur Şarık'ın siyasi cihetten parçalaştık uzun müddetlik oyununun bir kısmı buluşu mümkün iken. Yeni bir kısım mütexassisler tor casusluğu ve uğurlu kılmışlarının Xitay'nın terakiyat stratejisinin bir kısmına aylanğanlıkını bildirişken. Şarık Türkistan'da yeniden yukumlanğıçılar bayıqaldı. Tanrıtağ Toru'nun bugünkü haberde bildirilişçe, Börtala Akhbarat İşhanesi Akhbarat ilan kılışığını içip, Alatau şehrinin Çigra İğız'da 3 kişinin Xitay virüsü bilen yukumlanğanlıkının eniklanğanlıkını aşkarlıgan. Haberde kayıt kılınışça, 15. Ağust Alatau şehri Çigra İğız rayonundaki 3 günde bir kıtım icra kılındıgan karallik tibbi tekşürüşte 3 kişinin tekşürüş neticesi müsbet çıkan. Mütexassislar ularga birdek kesellik alameti körülmegen yukumlanğıcı dep diagnoz koygan. Nöbetli bimarlar Börtala oblastıdaki bekitligen doktorhanığı yötkep apırılıp ayrım közülmekteyken. Bildirilişçe kesellik alameti körülmegen 3 yukumlanğıcının 14 gün içinde Çigradın yaki Şarkı Türkistan'dan çıkkallık tarihi, şundaklı uttura yukur derecedeki xatirlik rayonlarda sayahat kılgallık, turgallık tarihi yokken. Ularının yeni gumallık bimarlar ya ki kesellik alameti körülmegen yukumlanğıçılar bilen uçuruşuş tarihi mi yokken. Nöbette atalmış Uyğur Abdım Raylıq ve Börtala Oblastlıq yukumdan aldığını eleş tizgirleş komandanlıq şitabi mütexassislar grupisini Alatau şehrige evetip rayonu katkı kontrol kılgan. Malum buluşça hazır kesellik alameti körülmegen 3 yukumlanğıçının paaliyet izini igilip, yıkındın uçuraşkan 98 kişi, yıkındın uçuraşkıcılar bilen yıkındın uçuraşkan 88 kişi retki turguzluk tekşürülgen. Ularının hemmesi ayırıp kültüş ornuğu yollangan. Alatau şehri 15. Ağustos'tan başlap noktalık rayonlarga karıta yepik aletti başkuruşunu yoluk koygan. Şunun bilen bile Çigra İğız'da yepik halkılık başkuruşunu küçeytgen. Dubai'de Xitay'nın mehbi türmesi barlıqı ve Uyghurlarının kamalgallıqı aşka arılandı. Amerika Birleşme Agentliğinin 16. Ağustos'taki haberde Xitay'nın Dubai'de mehbi türme tesis kılgallıqı ve Uyghurlarının mu kamalgallıqı aşka arılandıgan bolup, Xitay taraf bunu inkar kılgan. Wuhan isimlik bir Xitay ayal Amerika Birleşme Agentliğinin ziyaretini kabul kılıp, özünün Dubai'deki mehbi türmede kem digende 8 gün tutup durulgallıqını uyar diyene iki Uyghur'un barlıqını aşka arılığan bulup, bu Xitay'nın Çigra sırtıdaki karı türmesinin tüncü ispatı buluşu mümkün iken. Wang Jinyi isimlik bir Xitay öktüçünün bolğısı ayalı bolğan Wuhan'nın eğitişçe, o Dubai'deki bir mekmanxanda turvatkanda Xitay dairler tarafından tutkun kılıngan ve bir türmege özgertilgen dağcıga apırılıp tutup durulgan. O bu türmede başka iki Uyghur'un tutup durulu vatkallıqını körgen.
U qamalish jarayonida Xitoy xodimlarining tahdidiga uchrag'an va bo'lg'usi erini parokandachilik qilish jinoyati bilan arz qilgan hujjatlarga majburiy imzo qo'ygan. U oxiri 8 avgust qo'yib berilgan bo'lib, hozir Gollandiyada panohlikka erishish uchun harakat qilmoqda ekan. Birlashma agentligining ko'rsatishicha qora turma Xitoyda ko'p uchraydigan bo'lsa-mu, ammo mazkur Xitoy ayol oshkorlagan paketlar mutaxassislarga nisbatan Xitoyning boshqa davlatda buningga o'xshash turmalarni qurganligiga oid birdan-bir isbot ekan. Xitoy xalqaroliq ta'sir kuchidan foydalanib, bu xil qora turmalarni Xitoy siyosatiga qarshi turgan o'ktichilarni, chat elga qochgan amaldorlarni va uyg'urlarga o'xshash Xitoyning ziyonkashligiga uchragan shaxslarni xohlagancha tutib turish yoki qaytirib ketish uchun ishlatgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunyang dushanba kuni bu haqdagi isbotlarni rad qilib, bu kishining aytgan so'zlari amaliyotga uyg'un emas degan. Dubai hukumat axborot ishxonasi bayonotida Dubai xalqaroda e'tirof qilingan tartib va yerlik qonun ijro qilish tartibiga amal qilmay turib. Sharq Turkistondagi 5G to'ri punktining soni 10 mingdan oshgan. Tangritog to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik xabarlashishni boshqarish idorasining oshkorlashicha, Xitoy Sharq Turkistonda 5G to'ri qurilishini tizlatgan bo'lib, hozirgacha 5G asosiy punktidan jami 10490 qurilgan. Xabarda qayd qilinishicha, bu yilning oldingi yarmida doiralar 5G to'ri qurilishiga 1 milliard 30 million yuan mablag' salgan bo'lib, navbatda Sharq Turkistondagi 5G abonentlari 3 million 684 mingga yetgan. Urumchi shahrining nuqtalik rayonlari ham har qaysi viloyat, oblast shaharlaridagi markaziy shahar, asosiy shahar rayonlarining 5G to'ri bilan qoplanishi asosiy jihatdan ishga oshirilgan. Sharq Turkistonda 2019 yili 5G asosiy punkti qurilishi boshlangandan tortib, hozirgacha jami 10490 qurilgan. Xitoy doiralari 2021 yili Sharq Turkistondagi uchur xabarlashish kasbiga 1 milliard 700 million yuan mablag' salib, barliq viloyat darajalik shaharlarning asosiy shahar rayonini 5G to'ri bilan qoplash, barliq nohiya, shahar, diviziya, maydon va har darajalik nuqtalik manzil rayonlarida 5G to'ri bilan qoplanishni ishga oshirishni planlagan. Kuzatuvchilar Sharq Turkistondagi 5G to'ri nazorat qilish, bexatarlik o'rinlari bilan armiya organlari va hukumat organlarining ichki qismida bir gavdalashishni ilgari surish uchun ishlatilganligini, Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirish siyosatini kuchaytirgandan keyin to'r sur'atini ostiltib, alohida kontrol qilib kelganligini, Sharq Turkistonda 5G to'rini taraqqiy qildirish maqsadining amaliyotda xalqni nazorat qilishni texnomu kuchaytirishdan iborat ekanligini bildirishmoqda. Talibanning navbatdagi rahbarlik qatlami kimlardan tashkillangan? Angliya radio shirkati BBC 16 avgust Talibanning hokimiyat tizimasi haqida xabar e'lon qilgan bo'lib, Talibanning navbatdagi rahbarlik qatlami tanishtirilgan. Xabarda qayd qilinishicha, oldingi asr Sovet ittifoqi armiyasi Afg'onistondan chekingandan keyin Talibanlar 1990 yillarning 5-da tunji qitim Pokistonning shimolida o'tirg'a chiqqan. Talibanlar Pushto millatini asos qilgan bo'lib, ularning harakati tunji qitim diniy maktabda ko'rilishga boshlagan. Talibanlar islom dinining sunniy mazhabi yo'lini chiqing tutganligi sababli o'z vaqtida yordamning ko'pincisi Saudi Arabistondan kelgan. Talibanlar navbatda xalqaro jamiyatga va'da qilib, hokimiyat peshiga chiqqandan keyin Afg'onistonni tinchlik va bexatarlik asosida qurib chiqib, shariat hokimiyatini yo'lga qo'yadiganligini bildirgan. Xabarda ko'rsatilishicha, mazkur tashkilotga 1994 yildan 2013 yilgacha Mulla Muhammad Umar Amir bo'lgan. 2013 yildan 2016 yilgacha Axtar Mansur Amir bo'lgan. 2016 yildan boshlab Haybatulla Axunzada amirlik vazifasini davomlashtirib kelgan. Haybatulla Axunzada shundan buyon Taliban tashkilotida siyosiy, diniy va harbiy ishlarda eng oliy rahbar bo'lib kelgan. Eng yuqori darajali qoziylik vazifasini Mulla Abdulla Hajim ustiga elib kelgan bo'lib, Talibanning adliya tizimidagi eng oliy rahbari ekan. Muavin siyosiy rahbari Mulla Abdul G'ani birodar Taliban tashkilotining qurg'uvchilaridan biri bo'lib, navbatda Talibanning Dohadagi diplomatiya ishxonasining mas'uli ekan. Mulla Muhammad Yaqub Talibanning armiya ishlari qo'mondoni va muavin amirlaridan biri bo'lib, Talibanning qurg'uvchisi Mulla Umarning jiyani ekan. Muavin amiri Sirojiddin Haqqani Sovet ittifoqiga qarshi jihodiy harakat Haqqani tashkilotining qurg'uvchi rahbari ekan. Undan boshqa Talibanning armiya, istixborot, siyosat qatorliq ichki ishlar komiteti 13 a'zodan tarkib topgan bo'lib, bu komitet bilan Qatarning Dohadagi ishxonasi Talibanning xalqaro vakillari bilan bevosita bog'lanishlik ekan.
növbette kısa vakit içinde Afganistan hakimiyetini koluğa alan Talibanların kiyinki kademleri ve her kaysi devletlerinin inkası hakkında türlük perezler oturgu koyulmakta. Dünya Müslüman Alimler Birliği Talibanlar ve Afganistan halkıya mektup yazdı. Dünya İslam Alimler Birliği Reisi Şeyh Ahmet Reisuni 16 Ağustos Afganistan halkı ve onlarının rehberlerine mavzuluk mektup yazgan. Mektupta birlikteki ölümalarının Afganistan'da yüzbergen en yeni terakkiyatlarına dikkat kılıp atkallıkı, şundaklı izgil küzütüp tetkik kılıp kelgeliki cümleden birliknin Afganistan halkı ve onlarının yeni rehberlikine nimelerini kılıp bir aleydiğallıkı hakkıda izden geldiki. Afganistan'da yakınki mezgillerde bulup mu yakınki 2 günde yüzbergen özgürüşlerden ümit var ve razı bulgallıkı bildirilgen. Mektup diyene Dünya Müslüman Ölümalar Birliği'nin Afganistan halkı ve onun rehberlik katlımını bulup mu Taliban'ın tınıçlık usulü bilen kan dökmeyi Kabul şehriki kirgenlikini tebrikleydi gallıkı, ilgirimi Taliban'ın Doha'da çetel kısımlarının Afganistan'dan çıkıp gidişe hakkıda kılınan söhbet ve kilişim namesini muayyenleştirgenlikı. Taliban'ın Doha'daki vekiller ömeki bilen alakı kılgallıkı, Kabul'u kirişte Taliban'lar bilen hükümetinin hemkarlışı neticesi de kan tükülüş bulmağallıkı. Şu sebeplik Afganistan hükümeti ve Taliban'ı tebrikleydi gallıkı bildirilgen. Mektup diyene Taliban tarafının umumi keçürüm ilan kılıp Afganistan halkının bihaterlikeki kapalatı kılgallıkı, Taliban'lar kirgen ve türmedeki mehbuslarını kutuldurganda halkının ceni ve mal mülkünün aman bolgallıkı, hakimiyetini ötküzveliş devamında başka devletlerde yüzbergenedek halkını bulan talan kılış ehvallarının bulmağallıkı, Taliban'ların galibisini tebrikleydi gallıkı kayıt kılıngan. Amerika Afganistan'a koşumcu asker evetişini karar kıldı. Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği bayanatçısı John Kirby, Amerika'nın Kabul'deki tarqaqlaştırış hareketine iştirak kılışı üçün Afganistan'a koşumcu asker evetişini karar kılgallıkını bildirgen. Türkiye Avazı Radyosu'nun bu vaxtaki haberde bildirilişçe John Kirby, Müdafiye Ministerliği binasındaki muhbirlerini kütüveliş yığınıda Amerika'nın Kabul'deki tarqaqlaştırış hareketi doğrusu toxtulup, Afganistan'ın paytaxtı Kabul'deki Amerikalıklarının ve Amerika'ya yardım kılgan Afganlarını tarqaqlaştırış hareketine yardım veriş üçün koşumcu 1000 asker evetildiğallıkını Washington'ın birden-bir maksatının tarqaqlaştırış hizmetini bihater uğrundaş işgallikini tekitleyen. O bu karar bilen Amerika hükümetinin Afganistan'daki tarqaqlaştırış hareketine katınış üçün evetken cemi askerinin tahminen 6000'ı yetkallikini bildirgen. Aziz vatanımızın müstakillikı, suyumluk halkımızın tecavüzcü Xitayının zulümünden kurtuluşu için bütün hayatını bağışlayan, kısqığını hayatını milletimizge kompas bolgudak üçmez izlerini kaldırgan, tarihi şahıslarımızın iş izlerini baş temi kılgan yeni programımız Üçmez İzler, Kemine Abdullah Yalqın'ın riyasetçiliki, Japonya Kagoshima Xalqara Üniversitesi mütexassisi, hazır Türkiye Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'de tekliflik okutukçı ve tetkikatçı bulup hizmet kılıvatkan Doktor Hacı Kutlu Kadiri Efendi'nin daimlik mihman buluşu bilen her ayda bir kıtım istiklal ekranlarda buludu. Programımızın birinci saniye pat yakında huzurunlarda bulgusu. Bu ehmiyetlik programımızı ötküz üretmen ve dostlarınızı tavsiye kılışını unutmayın. Hürmetli televizyon kurucular, şunaklı bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi kürdüşük şahslarına Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunaklı program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırmağa köptün köpü rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.